Hamden ve salaten ve selamen ala Resulillah. Efendim merhabalar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Değerli dostlar, Maide Suresinin 5. ayetinde kalmış idik. Helal kılınan, haram kılınan hususlara dair Rabbimizin el yevme uhille lekumu tayyibat ifadesiyle önceki ayetlerde Rabbimiz nelerin helal, nelerin haram kılındığını, etleri yenmesinin haram kılınan hususlara Rabbimiz ifade buyurdu, onlara işaret buyurdu. Hurrumat aleykümül meytetu ve demu ve lahmul hınzir diyerek leşin, efendim kanın ki Arap toplumunda bazı kabilelerin kanı damarların içerisini efendim bağırsakları kanla doldurup onların yediği nakledilir. Bunların haram kılındığını, domuzun haram kılındığını, domuz etinin ve diğer işte mahmuzlanmış, boynuzlanarak öldürülmüş, uçurumdan aşağı efendim atılarak öldürülmüş, kendisine bir efendim bir taş ya da tahta bir şey çarparak öldürülmüş ya da vahşi bir hayvan tarafından efendim boğazlanmış, öldürülmüş olan hayvanların ancak bütün bu hayvanlar şayet ölmeden boğazlanırlarsa, kesirlerse, keser, kesilirlerse, kesilirlerse bir efendim Müslüman tarafından onların yenilebileceğini, fal oklarıyla kısmet aramanın haram olduğunu, putlar için hayvan kesmenin kesinlikle caiz olmadığını Mevlamız ifade buyurdu. Akabinde de bir sonraki ayette de efendim yetiştirilmiş, av için yetiştirilmiş hayvanların yakalayıp tutup getirdiklerinin de helal olduğuna dair Rabbimiz işaret buyurdu 4. ayette. 5. ayette de bununla alakalı işte şu anda orayı okuyacağız. Bakalım. اليوم بسم الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمصنات من المؤمنات والمصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافه ولا متخذي أخدان Hemen yegfur bil imani fakat habita amaluh ve huwa fil ahireti min al Mevlamız ne buyuruyor Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyecekleriniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayri meşru ilişkide bulunmamak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır buyurmakta Mevlamız bu ayette. Öncelikle el yevme uhilla tayyibat. Temiz olan efendim şeylerin helal olduğunu Rabbimiz burada ifade buyuruyor. O da fıtri olan bir husustur ki peygamberimiz Aleyhisselam için "Uhilu lekumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabais" ifadesiyle "Yuhilulehumut tayyibat" diyerek peygamberimizin temiz olan şeyleri onlara helal, pis olan şeyleri de haram kıldığına işaret buyururken bu manada fıtri olan bir husus olarak buna orada da işaret edilir. Burada da onu görüyoruz. Temiz olan şeyler size helal kılınmıştır. Hakkında yasaklayıcı bir hüküm olmayan şeyler de sizin için helaldir diye buradan o zaten ifade edilerek çıkada çıkartabilir. Ve taamul ladine utul kitabe hilulakum. Evet ehli kitabın taamı size helaldir. Denilirken tabii ki burada taam yani onların kestiği de sizin için helaldir anlamı tabii ki içinde mündemiştir. Ve taamukum hilulakum. Sizin de kestikleriniz onlar için, sizin taamlarınız da onlar için helaldir ki efendimiz Aleyhisselam Hayber Fethi zamanında ehli kitabın efendim bir kadının pişirdiği yemeği Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yerken tabii ki ilk lokmasında daha onun zehirin etkisini, izini dişlerinde, ağzında hissetmiş. Yemeyin diye sahabelerini ikaz edip uyarmış. Sonra kadına niye böyle bir şey yaptığı sorulduğunda ki bir, bir sahabenin e, zehirden zehirlenerek öldüğü de nakledilir. Niye böyle bir şey yaptığı sorulduğunda eğer sen gerçekten peygambersen yani zaten bunu bilirdin ki bildin değilsen insanlar böyle bir sahte peygamberlik aslında bulunan kimseden kurtulsun diye böyle yaptım dediği nakledilir. Ayet-i Kerime'de işte belki Efendimiz Aleyhisselam'ın bu yaşadığı duruma da bir kısmen bir işaret olarak yani acaba yememiz doğru mudur değil midir diye sahabiler arasında böyle bir sorun gündeme gelmiş ki Rabbimiz de bununla alakalı böyle bir açıklamada bulunuyor. Ve taamul util kitabe hilulukum ve taamukum efendim hillun lahum buyurmakta bu ayet kelimede ehli kitabın taamı size sizin taamlarınız onlara helaldir sizin kestikleriniz onlara onlarınki size helaldir buyuruluyor. Tabii şöyle bir soru sorulabilir hocam bu ayet-i kerimelerin indiği zaman işte gerçek Hristiyanlar ve Yahudiler vardı. Dinlerini tahrif etmemiş olan efendim kimselerdi onlar. Dolayısıyla o dönemle bu dönem bir değildir gibi bir soru sorulabilir. Yok. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerin indiği zaman bu sürenin içerisinde bile evet ehli kitabın testis inancına Üçleme inancına, baba oğul ruhul kudüs inancına, onların sahip olduğu, Üzeyr Allah'ın oğludur demeleri gibi, Mesih Allah'ın oğludur demeleri gibi durumlara Kur'an-ı Kerim zaten işaret ediyor. Bu hallerine rağmen Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabı yani kitap ehli olan o insanları her ne kadar dinlerinde tahrif, tahrifat ve dejenerasyon ve bir takım böyle bu manada onların dinleriyle, öz yapılarıyla olan bağlarında problem olmuş olsa da elbette ki bu halleriyle onların müşrikler gibi olmadığını bizlere ifade buyuruyor ayet-i kerimelerde. Farklı değerlendiriliyor yani özetle onlar. Burada da onların durumuna işaret ediliyor. Vol muhsanatü minel müminat. Evet muhsanat tabiri üç anlama gelir. Hür kadın, iffetli kadın, evli kadın anlamına gelir. Evli bir kadının başkasıyla evlenmesi zaten haramdır bilindiği üzere. Bak Nisa suresinde hurmet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm diye Rabbimiz orada analarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz sizlere helal, haramdır diye onlarla evliliğin haram olduğu ifade edilir. Devamında da vel musanatu minel müminat diyerek yani mümin kadınlardan Evli olanlar da size haramdır denir. Orada muhsenatın üç anlamı üzerinde durulur. Evet orada evli kadın, hür kadın ve efendim iffetli kadın. Burada da onu görüyoruz. Vel muhsenatu minel müminat. Evet müminlerden iffetli olan kadınlar da sizin için tabii ki helaldir. Vel muhsenatu minel lezine uytul kitap. Ehli kitaptan iffetli olan kadınlar. Evli kadınlar olmaz. İffetli olan kadınlar da sizin için helaldir. Min gablikum. İza ateytumuhunne ucurahunne. Elbette ki onların mehirlerini vermeniz kaydı şartıyla tabii ki muhsinin iffetli olarak gayrı müsafihin böyle tabii ki e, iffetsizliği çağrıştıracak bir durum yapmama kaydı şartıyla vela muttakidi ahdam gizli bir dost dostluk efendim devam ettirmemek kaydı şartıyla ölçülü, ilkeli, iffetli böyle bir aile hayatı devam ettirmek kaydı şartıyla bunların da size helal olduğu şeklinde Rabbimiz burada böyle buyurmakta. Ve men yekfur bil imani fakat habita amelu kim efendim inanmayı reddederse onun ameli tabii ki boşa gider. İmandan sonra inkar ederse fakat habita amelu tabii ki onun ameli boşa gider. Ve huve fil ahireti minel hasirin o kişi ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır diye ayeti kerimede böyle buyuruluyor sevgili kardeşlerim. Evet ayeti kerimede Rabbimiz demek ki Temiz olan şeylerin Müslümanlara helal olduğuna öncelikle vurguda bulunuyor. Ve ehli kitabın taamı ve onların kestikleri ki bununla alakalı tabii ki onların Allah'ın adını anarak kesmiş olmalarını dikkate alarak belki bunu söylemiş olacağız. Yahudilerin bugün de el an kendi şeriatlerine uygun olarak, dini ilkelerine uygun olarak onların Allah'ın adını anarak... Bu manada kestikleri bilinmekte. Hristiyanların bu vahyin indiği dönemde o itikatları, inançlarında sıkıntılar olsa da onların o dönemde yani kendi inançlarına uygun olarak Allah'ın adını anarak kesmiş olmalarını dikkat alarak belki bu ayet-i kerimeyi yorumlarız. Bugün yani batıda özellikle yani onların işte hayvanları keserken mezvanede böyle bir dini böyle bir teamüllerinin olduğunu bilmemekteyiz. Onun için Batı'da bulunan kardeşlerimizin elbette ki kendi helal kesimlerine dikkat ederek zaten bunu yaptıkları bilinmekte. Onların kendi mezbanelerinde bununla alakalı tabii ki muameleleri, uygulamaları, hassasiyetleri hatta ülkemizden daha bir hassasiyet içerisinde olduklarını duyuyoruz ve gittiğimizi de görüyoruz. Rabbim razı olsun onlardan. Mevla bu noktada uyarıyor ve taamullezine utul kitabe hayrul lekum ve taamukum hayrul lehum buyurarak onların taamı size sizin taamınız onlara helaldir buyuruyor. Yani kestikleri e, hayvanların yenmesiyle alakalı. Dediğimiz gibi yani ehli kitaptan özellikle Yahudilerin bu manada onların kendi inançlarına uygun olarak kesmiş olmaları, kesmiş olmaları noktasındaki hassasiyetleri dikkate alındığında onların kestiğinin yenebileceğini ifade edebiliriz ayetten mülhem alarak. Devamında da demek ki eee iffetli olan Müslüman kadınlarla erkeğin evlenmesi ve efendim Aynı şekilde ehli kitaptan iffetli olan kadınlarla da Müslüman bir erkeğin evlenebileceği bu ayeti de ifade ediliyor sevgili kardeşlerim. Evet yeni bir konu 6. ayeti kerime abdest ayeti. Şimdi şu, şu anda okuyacağımız bu abdest ayeti inmeden de Müslümanlar abdest alıyor muydu? Elbette ki alıyorlar idi. Ama bu ayeti de daha bir detaylı onlardaki böyle bir bazı ihmalleri de düzeltmeleri adına bir uyarı, bir ikaz, bir düzenlemenin burada yer aldığını belki söyleyebiliriz. Mevlamız şöyle buyuruyor ayetlerde. Ya eyyühellezine amunu izâ gumtum ile salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi ve msehû bir rûûsikum ve arculekum ilel kâbeyn ve in küntüm cünüben fattaharû ve in kuntum mardâ ev alâ seferin ev câe ahadun minkum minel gâiti ev lâ meslumun nisâ'a felem tecidû mâ'en feteyemmemû sa'îden femsuhu bi vucuhikum ve eydikum min ma yuridu Allahu li yec'ala aleikum min haracin velakin yuridu li yudahhirakum ve li yutimma ni'metahu aleikum la'allakum 6. ayet abdest ayeti olarak bilinir bu ayeti kerime sevgili kardeşlerim. Ey iman edenler namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar ne yapın? Yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden bir ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa bu hallerde yani cünüp olduğunda su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Yani teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o size sizi temiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz buyuruluyor. Öncelikle ya eyyülezin amunu ey dener iza gumtum ile salam. Namaz için kalktığınız zaman bazı alimler her namaz için abdestin şart olduğunu bu ayetten hareket ederek söylemişlerdir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özellikle mesela Mekke'nin fethi günü bir abdestle birkaç namazı beraber kıldığı nakledilir. Tek bir abdestle birkaç vakti beraber kıldığından hareket ederek demek ki bir abdestle bir kişi sadece bir vakti değil birkaç vakti, beş vakti de kılabilir. Nitekim Hendek Harbi'nde de Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle yaptığı nakledilir. Bunlar dikkate alındığına göre burada namaz için kalktığınızda abdestiniz yok ise demektir bu. Allahu alem tabii ki. Namaz için kalktığınızda abdestiniz yok ise fagsulu vucuhakum. Yüzünüzü yıkayın ve eydiyakum ellerinizi ilel merafık dirseklere kadar yıkayın. Dirsekler dahil mi değil mi? Mezhepler arasında ihtilaf olmuş. Hanefiler dört parmak daha yukarıdan itibaren yıkanmasının gerekli olduğunu söyler. Şafiler dirseklere kadardır diyerek onlar da dirsekleri dikkate alarak o şekilde ayeti kerimeden böyle bir manayı çıkartmışlardır. Ve eydiyeküm ilel merafık ve msehu bir Başınıza mes edin. Başınıza mes edin derken B burada işte gayrileti ifade eder, azlı ifade eder. Belki saçının teline dokunuverse yeter demiştir şafiler. Ama Hanbili mezhebinde ve malikilerde ise kaplama mes'in, kaplama mes'in, efendim vacip olduğunu, farz olduğunu onların öyle düşündüğünü, peygamberimizin uygulamalarından hareket ederek böyle bir kanaate onların sahip olduğunu görmekteyiz. Hanefiler ise bu manada yaygın dört mezhep olduğu için bunları söylüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yerde abdest aldığı ve nasiyesine meshettiği nakledilir. Nasiye nedir? Kişinin anlıdır. Yani başının dörtte biridir. Nasiyesine meshettiği o rivayeti dikkate alarak Hanefiler en azından dörtte birine etmesinin gerekliliğini ama kaplama meshin ise sünnet olduğunu onlar da ifade etmişlerdir. Yani mezhepler arasındaki işte ihtilafın nedeni konuyla alakalı rivayetlerdir kardeşlerim. Ayet-i kerime açık. Başınıza mesh edin ama neresine, ne kadar mesedeceksin bu bu bir tartışılmıştır. Peki kulak başa mı girer, yüze mi girer? Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen rivayette el udunu mine res buyurmuştur peygamberimiz. Kulak baştandır denmiştir. Onun için kulağa mesedilmesi başa dahil olduğu için bundan dolayı o da tabii ki bu şekilde anlaşılarak yorumlanmış. Ona göre abdeste kaplama meshi yaptığı zaman mesela ki sünnete riayet ederiz ki bizler de yani Hanefi olsak da kaplama meshi Bizler de tabii ki önemseriz ki belki onların dediği daha isabetli olabilir. Onun için bir kişi kaplama mes yaptığı zaman hem şafisini, hem malikisini, hem hanbelisini, hem de hanefisini dikkate alarak bu şekilde hareket etmiş olabilir ki özellikle imam olan, mihraba geçen, milletin önünde namaz kıldıran hocalarımızın Abdestle alakalı konularda mesela dört mezhepten kendi camisinde bulunan insanların da o görüşlerini ihtiyatlı bir efendim uygulama olarak dikkate alarak hareket etmesi daha münasip olacaktır kardeşlerim. Ve arucu löküm ilel kabeyin ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın burulmakta. Ayağın yıkanacağı tabii ki bununla alakalı işte Caferiye mezhebiyle Ehlü sünnet üleması arasında ihtilafın olduğu konulardan birisidir ve auruculikum şeklinde yani cer olarak da okunduğu zaman meshedin anlamı çıkıyor ayeti kerimenin lafzından. Yıkayın anlamı meshedin da çıkıyor. Kıraat imamlarının yarısı efendim meshedin yarısı da yıkayın anlamına uygun bir şekilde ayeti kerimeyi o, o şekliyle yani kıraat olarak öyle o, o şekilde de okumuşlardır. Ancak burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulaması var. Veylün lil akabi nar buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Vay o ayakların yarın kıyamette ateşten çekeceğine, çekeceklerine diye. Çünkü bazı Müslümanların ayaklarını yıkarken biraz ihmalkar, kuru yerleri kalacak şekilde, özensiz bir şekilde abdest aldıklarını görünce tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir ikazda bulunduğu ifade ediliyor. Bir de dikkat edilirse ayet-i kerimede ve eydiyukum ilel merafık. Ellerini dirseklere kadar buyuruluyor. Ayaklarını da topuk kemiklerine kadar. Ve ercülekum ilel kâbeyn ifadesi bir uyum açısından da onun da yani bu bir tahdit var ve yıkamaya dair bir tahdidin olduğu anlaşılmakta. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın uygulaması da aynı minval üzere. Enes bin Malik Kur'an-ı Kerim'de mes peygamberin sünnetinde de yıkamak bize emr emrolundu, farz kılındı gibi bir açıklamasının da olduğunu bizler bilmekteyiz. Taberi'den bazı müfessirlerin bununla alakalı bir kısmının hem yıkayıp hem mesettiği, keminin de sadece mesettiğine dair rivayetler olsa da tabii ki ihtiyatlı olan ehl-i sünnet ulemasının da ittifakla, genel olarak ittifakla efendim aynı görüşe sahip olduğu. Burada meshe bir işaret olsa da bu meshin mes üzerine meshetmek şeklinde o şekliyle anlaşıldı da ifade edilmeli. Yani meshetmek bize ayağımıza abdest alıp da mes giydiğimizde, meslimizi giydiğimizde mes üzerine meshetmek şeklinde ayeti kerimede mes ihtimalinin bu şekilde de değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Ve in kuntum cunuben fattaharu. Cünüp olduğunuz zaman güzelce iyice tas tamam yıkanın buyurulmakta. Burada bir efendim ayeti kerimede e, e, iyice temizlenmeye işaret var. O kelimenin e, ilgili kalıbından dolayı güzelce yıkanmak lazım geliyor. Onun için a, usul abdestinde Tabii ki tırnaklarda varsa ö, öcedir, şudur budur. Bunların çıkartılması lazım. elimize şayet efendim e, balık puludur, tut kaldır. O tür şeyler varsa bunların mutlaka tabii ki temizlenmesi lazım geliyor ki kuru kalmasın. Bu da önemli bir husustur kardeşlerim. Güzel bir şekilde efendim iyice gusletme, gusledilmesini ayet-i kerime emrediyorum. Ve in kuntum marda hasta olursanız, ev ala seferin ya da yolcu yolculuk üzerinde bulunursanız, ev ca'a ahadun minkum minel gaid sizden bir ayak yolundan gelirse. Yani hasta olmanız, yolcu olmanız ya da hacet gidermek üzere tuvalete varıp oradan gelmeniz durumunda. Her ne şekilde olursa olsun ya da evla mesumun nisa kadınlara dokunduğunuzda yani ilişki yaşadığınızda bunların bir kısmı kardeşlerim bu gusül abdestini gerektiren bir husustur. Bir kısmı ise normal abdesti gerektiren bir husustur. Ayak kolundan diye ayet-i kerimede ifade edilen tuvaletten gelme durumu kişinin büyük ya da küçük abdestini yapmış olması durumunda ortaya çıkan abdestsizliği ifade eder. Evla mescumun nisa kısmı ise kadınlara dokunmak ifadesi ise yani ilişkiden mecazen bir ifadedir kadınlara dokunma. O anlamda mecazen o şekilde ifade edilmiştir. Kur'an'ın bize öğrettiği adab ilkelerinden bir şey de budur. Burada mecazen kadınlara dokunduğunuz zaman denilirken o anlaşılır. La zaten müşareketi ifade eder. Camia anlamına gelir demiştir İbn Abbas radıyallahu anh. Evet kadınlara dokunulduğunda, ilişki yaşandığında ya da tuvaletten gelindiğinde, yolcu ya da hasta olduğunuzda böyle bir pozisyonunuz varsa, su da bulamamışsanız, felem tecidü ma'en, yolculuğunuzda yolcu değilsiniz hastasınız. Hasta olup da suyu kullanamadığınız zaman yani mesela böyle bir durumda kişi ne yapacak? Feteyemme mu tayiben temiz bir toprağa teyemmüm yönelecek. Yani abdest amacıyla ona yönelecek. bir bi hüküm ve eydikum min yüzünüzü ve elinizi onunla meshedin. Yüzünüzü ve elinizi onunla meshedin buyruluyor burada. Abdest ayetinde ifade edilen yukarıda abdestle alakalı kısımda yıkanan yerler burada meshe, meshedilen yerler ise abdeste iptal edilmiştir diye bazı alimler tabiinden öyle de ifade etmişlerdir Allahu alem. Burada yüzlerin ve ellerin hem cünüp için hem de abdest için ki bunun detaylarını fıkıh kitaplarında görürsünüz. Yani toprağa elimizi vuruyoruz ileri geri sürterek toprağa elimizi toprak ya da toprak cinsinde olan bir şey. Mermer de olabilir bu. Tuğla da olabilir bu. Elimizi sürttük ve akabinde de yüzümüze bu şekilde bir daha vurduk ve sağ elimizde bu şu şekilde yapıyoruz kardeşlerim. Böyle sol elimizi de o şekilde yani bunu bu şekilde ta tariflerin detaylarını ilmihal kitaplarından görürsünüz. O şekilde teyemmüm yaparak kişi yani teyemmüm, gusül Huslu gerektirecek bir durumu olduğu için bütün vücudunu toprağa sürtmesi gerekmiyor. Huslu etmesi gereken de abdesti gereken kişi de aynı şekilde yüzünü ve elini niyet ederek bu manada temizlenerek manen bir temizlik yapmış olarak ne yapacak? Namazını, ibadetini yerine getirmek üzere hazırlanmış olacak. Bunlar namazın dışından olan şartlardır. Hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz o süreç böylece tamamlanıyor ve namaza durulmuş oluyor. Abdest ve e, efendim teyemmüm gibi şeyler bizi namaza hazırlayan hususlardır. Namazdan kaçış yok vesselam. Yani bir şekilde abdestimizi alacağız ve Mevlamızın huzuruna durmak üzere tabii ki ne yapacağız? bu süreci tamamlamış olacağız. Ma yuridullahu li yec'ale aleykum min haracin velakin lakin li yudahhirakum ve li yutimme Allah size herhangi bir güçlü çıkartmak istemez fakat o sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz buyurur ayeti kerimede. Efendimiz Aleyhisselam'dan nakledilen rivayetlerde. Kişi diyor sevgili kardeşlerim elini yıkadığı zaman eliyle işlemiş olduğu günahlar son damlasıyla dökülür gider. Yüzünü yıkadığı zaman yüzüyle gözüyle işlemiş olduğu günahlar son damlasıyla dökülür gider. Kollarını yıkadığında, başına mesettiğinde, ayaklarını yıkadığında ve yani o uzuvlarıyla işlediği günahlar daha abdest aldığında bile o günahlar ondan dökülür gider diye Efendimiz Aleyhisselam bu manada bizlere müjdede bulunmuştur. Yani daha namaza başlamadan Mevla'nın bizim günahlarımızı bağışladığı, affettiği ifade edilir. Abdest duaları var. Biz elimizi yüzümüzü yıkarken hep o duaları da yaparız. Bunları öğrenmek lazım. Yani yüzümüzü yıkarken Allahumme beyyiz ve çiğ binurik yevme tebbyadlu vucuhun ve tesbettü vucuh mesela. Şimdi ne diyoruz? Ya Rabbi bazı yüzlerin parlak, bazı yüzlerin simsiyah olduğu gün ne olur benim yüzümü beyaz pırıl pırıl parlayan yüzlerden eyle diye dua ediyoruz. Elimizi yıkarken böyle, ayağımızı yıkarken ne diyoruz mesela? Allahumme sebbit kademeyi ala sırat fihil aktam. Ayakların kıyamet gününde kayarak cehenneme boyladığı o günde ne olur benim ayağımı sabit kadem ile dirayetle eyle de ben sıratı geçebileyim ve cennetine girebilenlerden olayım diye mesela ne yapıyoruz? Böyle dua ediyoruz. Adeta abdeste Ukbaya gidiyoruz. Ahirete gidiyoruz. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam evlenin çoğalın buyuruyor. Ben sizin çokluğunuz ile yarın kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı övüneceğim buyurmuş. Sahabiler diyor ki ya Resulallah o kadar kalabalığın arasında bizi nasıl tanıyacaksın deyince abdest uzuvlarından tanıyacağım buyurmuş. Hani diyor böyle at sürüsünün arasında sekili böyle alınlarında, ayaklarında beyazlık bulunan atlar var ya, onlar nasıl seçilirse ben de sizi öyle seçeceğim, öyle tanıyacağım diye Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle müjdelediği ifade edilir. Bundan dolayı Ebu Hureyre gibi bazı sahabelerin diz kapağına kadar ayaklarını yıkadığı nakledilir. Niye böyle abartılı yıkıyorsun deyince Yarın kıyamet gününde ben uzuvlarımın daha parlak olmasını istiyorum dediği nakledilir Allahu Alem. O sahabilerden böyle bir bilgi de aktarılmıştır. Evet devamına bakıverelim sevgili dostlar. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقُكُمْ بِهِ Burada bir şey aktarayım. Hazreti Bilal Habeşi Efendimizle alakalı. Ben diyor riyamda cennete gitmişim. Bana cennet gösterildi diyor Efendimiz. Baktım ki diyor ee, önümde bir ayak tıkırtısı. Bir de baktım ki diyor Bilal Habeşi. Ya Bilal sen diyor o makamları, o cennetteki o köşkü nasıl elde ettin diye Efendimiz Aleyhisselam müjdeleyince ya Resulallah benim öyle bir amelim yok diyor ama her abdestten sonra mutlaka ben iki rekat namaz kılarım diye o da bunu ifade etmiş. Vakti müsait olan bir kardeşimiz abdestini aldıktan sonra demek ki böyle iki rekatlık bir namaz kılıverse böyle manevi güzel dereceleri elde etmesi de muhtemeldir, mümkündür. O Bilal Habeşi tevazusundan böyle söylüyor. Hani Ebu Bekir mi üstündür, Bilal Habeşi mi üstündür diye böyle konuşuyorlarmış. Estağfurullah demiş Bilal Habeşi. Biz nerede? Ebu Bekir nerede? Biz onun amellerinden bir amel izlemiş. Çünkü Bilal Habeşi'yi azat eden Hazreti Ebubekir olduğu için onun böyle söylediği nakledilir. Rabbim hepsinden razı olsun. وَذْكُرُ اللّٰهَ وَذْكُرُ نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِه۪ي اِذْ غُلْتُمْ سَم۪ينَا وَعَطَانَا وَاتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir buyurulmakta ayeti kelimede. Burada Mevlamız İslam'la Müslümanları müşerref kıldığı o sürece belki Akabe'de, belki daha öncesinde, belki Hudeybiye'de Müslümanların Peygamberimize biat ederek bağlılık yemini yapmalarına bir vurgu da bulunulmakta daha önceden verdiğiniz sözleri hatırlayın. Yani peygamberle beraber iyi günde kötü günde daima onunla beraber olun. Efendim böyle kaypaklık içerisinde bulunmayın. Peygamberimiz Aleyhisselam'a destekten asla elinizi çekmeyin denmiş olmakta. İz kuldum semina ve atana. Hani siz o zaman işittik itaat ettik demiştiniz ya denilerek daha önce verdikleri söze bir işaret, bir vurgu var burada. Hani Akabe'de Efendimiz Aleyhisselam'a gelen o Müslümanlar, Medine'den gelen Müslümanlar, ben sizden iki şey istiyorum, kendim için ve Allah için deyince o sahabiler, Allah için ne istiyorsun ya Resulallah demişler. Allah için ona hiçbir şey ortak koşmamak üzere, ona kulluk etmeyi sizden istiyorum. Kendim için de mallarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni koruyacağınıza dair sizden bir söz istiyorum deyince onlar da söz vermişler idi. Farklı zamanlarda Peygamberimize yani işitmek ve itaat etme üzere onların zaten söz verdiği bilinmekte. Onların biatleşerek peygamberimize bağlılık yemini ettikleri o süreçlerde yani işitme ve itaat etme üzere olan bu imani sadakati tezahür ettiren bu ilkeye bir vurgu var. Siz böyle söz vermiş idiniz. Allah'tan korkun Mevla sizin her halinizi kalplerin içindeki gizlenmiş olan ne varsa gizledikleriniz onların tümünü Allahü Teala bilmektedir diye burada bu ayeti kerimede ona vurgu var sevgili kardeşlerim. Süremiz sona erdiği için bu ayeti kerimeden efendim 8. ayetten itibaren inşallah bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.